Aç mıyım? Yok, ben gidip bakacağım. Ben de geleceğim. Yok, sen kal kardeşim. Hazırlıklar için ihtiyaç falan olur, ben giderim. Ha? Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede bulacaksınız? Geliyorum abla, ben geliyorum. Yoksa korktuğumuz başımıza mı geldi? Fırat'ımızı kaçırdı mı? Kim? Kim kaçırdı mı? Zalim adam, aşk katili, Cemcuk ağızlı. Ne diye bu? Ne diyecek abla? Yazıyı da yazıyı değil mi Gülendem abla? Ya sabahtan beri hoş durup duruyor. Ya belki içi almadı, ondan çekip gitti. Üzülme be ablam. Bakarsın bizimkinin de gönlü kayar. Zalimler ellerini çeker. Sen de kaynana koltuğuna oturup kahveni höpürdetirsin. Ne demek o? Gülendem ablam işte anne, gönlünden geçeni söylüyor. Değil mi Gülendem ablam? Fırat'ım ıkmık edi. Ama ben kuracağım onun yuvasını. Bize uygun, örfünü, adetini bilen bir kız alacağım. Alacağım. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef, resmen açıkta kalmıştık. Merah, peynir tabağı hazırlayalım. Roquefort, brie, camembert, biraz da üzüm çıkar. Tamam şef, kontekleyelim mi? Bu defa Boğatepe graviri. Gökhan, et fırında mı? Hazır şef. Şahane, sebzenin zafırasını hazırla, geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek ki. Efendim? Şahane diyorum. Meral, ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral, tamam mı? Gökhan, eti fırından çıkar hadi. Tamam şef. Yalan söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Hadi Gökhan, hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil sen. Tamam. Gökhan et. Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber sütü. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan tavada istiyorum. Geldi şef. Ne yalan söyleyeyim. Bu kesim sizden başka kimseye böyle yakışmıyor. Bunu bana değil, yakıştıramadıklarınızı söyleyin. Yalnız Taylan Bey, biz düğün için size smokin hazırlamayı başlamıştık. Ama düğün ertelendi mi? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi nasıl söylesem. Tuhaf tuhaf söylentiler dolaşıyor etrafta. Güya o öpücük olayı gerçekmiş. Bari siz yapmayın ya. Hayır yani, şov dünyasıyla iç içesiniz. Siz biliyorsunuz bu haberlerin boş, asılsız olduğunu. Tabii. Eminim öyledir, muhakkak öyledir. Biz de zaten inanmamıştık. Ama işte söylentiler, söylentiler. Aksine elinizi çabuk tutun. Smokin bir an önce hazır olsun. Peki. Efendim çok yakın. Ne yaptın? Haberleşti mi Cenk'le? Şefin sürprizi hazır mıymış? Ay hadi bırak kolumu, kapatacağım. Ya söz de ediyorum. Ağzımı tutacağım, kendimi sus. Gülendem ablam, gözünü seveyim daha fazla çıkartıyorum. Senin anlı da anlayacak. Kız bu telaşın içinde ortadan kaybolursam daha çok şüphelenmeyecek misin sana? Ne merak etme, ben seni birazdan buradan gelip alacağım. Ama önce biraz mola bak. Fırat abim kötü adam hikayeleri annemin kafasını yeterince karıştırdı. Ve sen maalesef susmuyorsun. Biz arkanı toplamaktan helak olduk. Yeter, bize de yazık. Gözünü seveyim şurada otur. İnsan insana yapmaz bunu. Ay seveyim, abartı huyun var kız senin.
ablacığım, ben de varım. Ben de bugün başka şeyler de var. Sen şurada otur. Diyeceğim kızım, ne otur ya? Aa, ablacığım kahvede mi oturayım? Salih abi. Buyur Sevi, hoş gelmişsiniz. Salih abicim, Gülenem oğlum içeride soğuk kokusundan fenalaştı. İki dakika şurada otursun. Bizim dükkanın falan çok fena kokuyor. Tabii olur. Olur tabii. Buyurun Gülenem Hanım. Sarı civciv seni. Tansiyonunuz falan oynadıysa size limonlu su getireyim. Ay yok, istemem. İçim ekşir şimdi. Ayran, su, başka bir şey. Ay yok, istemem dedim. Olur mu öyle şey? Bir şeyler ikram etmeliyim. Daha ne söylesem unuttum, yemin diyorum. İşte ben unutamıyorum. Gözümü kapatıyorum. Unut Gülendam, unut Gülendam diyor. Olmuyor. Resmen bir kara kutu bu kafa. Niye unutamıyorsunuz, anlamadım. Öpüşmeyi. Bir türlü gözümün önünden gitmeyi. Öpüş. Öpüşük. Öpüşme, öpüşme. Ay bak, yine söylettin bana. Şimdi gideceğim, ağzımdan kaçıracağım orada. Sultan abla her şeyi öğrenecek. Neyi öğrenecek Sultan Hanım? Yasak aşkı. Aslında imkansız aşk desek daha doğru. İmkansız, öyle mi? İmkansız tabii. Sultan abla katiyen izin vermez. Öteki herif desem asla müsaade etmez. O herif kim? İkinci adam. Bir de ikinci mi var? Var tabii. Doktor işte. Hem de doktor. Ay Salih Bey, iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim, iyi. Çayınız da soğudu. Ben size bir çay getireyim. Hanımlar. Nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? İnanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Nefis. Gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz? Lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Bu yemeğin sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formülü domates salçasında ekledikten sonra voilà, işte karşınızda. Harika. Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı. Bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza. Lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül alır. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar, tekrar görüşmek üzere. Muhteşem. Teşekkür ederiz. Ne hoştu. Gerçekten.
Abi kusura bakma. Düğünümüz var. Evet, kusura bakma. Şimdi açıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Yani baştan söylendim falan ama baksana. Her şey çok güzel oldu. Rüya gibi. Evet ya, vallahi çok iyi oldu. Dersi başımıza. Yani... dersi başımıza derken... mahallemizin bütün gençlerinin başına. Ay yok, ben almayayım. Fırat abinin başına gelenleri gördükten sonra. İyi de Fırat'ın durumu başka. Sen niye yani herkesin başına aynı şey gelecek diye bir şart yok ki? Yani böyle hazırlaması falan güzel ama sonrası zor. Fırat abi Masuman'ı tanıdığını sanıyordu. Masuman da düğünün başında kaçıp gitti. Babamı saymıyorum bile. İyi de canım, sen de hep kötüleri örnek alıyorsun. Belki yani senin de karşında seni çok seven birisi çıkarsa fikrin değişir. Yani demek istiyorum ki evlilik o kadar da kötü bir fikir değildir belki. Yine bak. Ya ben durumum başka şimdi. O sayılmaz. Ne diyeyim, o zaman senin düğününü görürüz inşallah. Amin. Canım, amin. Niyazi! Gir abla, biraz önce döndük mahalleye. Yani yanındayken aradım Nazan'ı. Aç dedim, dinlemedin. Yok Şebnem Hanım, Nazan'ın da aramadı zaten. Tamam işte, Fırat o aradığında açsaydı ya. Fırat gururludur. Yani Nazan'ın da ayıp etmiş biraz şimdi. Ha öyle mi? Gurur mu yapmış? Farkındaysan o ayıpların en büyüğünü Fırat yaptı. Hiçbirimiz temizleyemiyoruz şu an. Hani orası öyle ama yani Fırat da özrünü en fiyakalısından dilemiş. Zaten siz erkeklere göre böyle ne halt ederseniz edin, böyle fiyakalı fiyakalı özür dileyince her şey unutulmalı değil mi? Kadınlar da uzatmayı seviyor ama bir konuyu kapatıp bir türlü ileriye bakamıyor. Bazı konular var, öyle küt diye kapanmaz. Hatta bir örnek vereyim. Arkadaşının Naz'ı öpmesi mesela. Hı? Şimdi tabii orası biraz fazla oldu ama orada önemli olan niyet. Hiç de öyle değil efendim, hiç de öyle değil. Ayrıca zaten bu işin ucunda böyle Taylan'ı şutlamak olmasa ben çoktan bunun hesabını sormuştum. Hah, işte burada birleşmeliyiz. Tek hedef var, Taylan Günebakan'ı soldurmak. Fırat'ın da tek derdi bu. Bakmayın siz Fırat'ın dik kafalı olduğuna. Zaten Fırat... Orada Bey, biraz konuşabilir miyiz? İşim var görüyorsun. Çok vaktinizi almayacağım. 5 dakika yeterli. Maalesef akşam düğünümüz var. Bu işler de acil. Beklemez. Ne zaman biter işiniz? Bu kasalara taşındıktan sonra. Ha yardım ederim dersen daha çabuk biter. Ama tırnağım kırılır, ojen bozulur demezsen tabii. Tamam Salih abi. Bakın, eğer arkadaşınız böyle Naz'ı böyle yola getireceğim falan zannediyorsa vallahi hiç beklemesin. Çünkü dünya ortadan ikiye ayrılır. Naz ne eğilir ne bükülür. Şebnem Hanım, dünya ikiye ayrılmıyorsa da şu anda tersine dönüyor olabilir. Ne demek bu? Şu anda Naz Hanım burada. Ne? Ne? Mahallede mi? Konuşuyorlar mı yani? Ne yapıyorlar ha? Ergin konuş. Ya yok. İçecek kasalarını taşıyorlar. Nasıl? Şebnem Hanım, benim şimdi kapatmam lazım. Ben sizi sonra tekrar ararım. Hayırdır ya? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasınız. Hayırdır, bir şey mi vardı? Hakkınızda şikayet var. Kim neyimizi görmüş de şikayet etmiş bizi? Biz bir denetleme yapacağız. Müsaade ederseniz. Tabii. Buyurun. Geçin. Bakın. Teyzem, ne oldu? Bilmiyorum ama işte bakıyorlar mutfağa. Bu mutfakta hijyen kuralları uygulanmıyor galiba. Tabii ki uyguluyoruz. Sadece şu an düğünümüz var. Biraz ortalık da evet. Memur bey, biz yıllardır aynı yerde işletmeciyiz. Bütün mahalleli bizi tanır. Hem yok öyle bir durum burada. Kim ki bizi şikayet eden? Hem de bu düğün gününde değil mi? Ben içeri girdiğimde hanımefendi eldivensiz ve bonesiz köfte yoğuruyordu. Bizim oraların meşhur malhıtalı köftesi bu. Ya eldivenle yoğurunca lezzeti kaçar, olmaz. Mutfağın durumu ortada. Darmadağın her yer pislik içinde, olur mu böyle? Memur bey, onca insana yemek çıkıyor. Toparlayacaktık birazdan. Hijyen kurallarına uymadığımız için burayı mühürlüyorum. Mühürleme, gözünü seveyim mühürleme. Bu geceyi atlatalım, sonra yarın gel nereye mühürlüyorsan mühürle. Bak kardeşim, ben devlet memuruyum. Öyle gönül, hatır işi falan bilemem. Kardeşim, gönül işi mi dedik? İnsan gibi rica ettik.
Çocuklar diyeyim, düğün diyeyim, mutlulukları diyeyim. Daha ne diyeyim? Tamam ya. Tamam. Beyefendiye bak ya, bizi dövecek ya. Yok. Hayırdır, sana bizi dövecek? Ne diyeyim kime lan bana desene? Bırak! Oğlum bırak! Ne edilirse etsinler. Yürü! Ya abi yapmasaydın, az idare edersin. Abiciğim. Ya memur bey, akşam düğün vardı. Yapmasaydınız abi, böyle. Ananne, ananne! Baksanıza bizi kapatıyorlar. Ne yapıyorsunuz ya? İş mi bu şimdi? İyi misin? Yapılabilecek bir şey var mı? Murat abi. Abi ne oluyor böyle? Hazırlık, her şey boşa mı gitti? Sorma Aydın. Kaldık böyle el elde baş başta. Etler de hep içeride kaldı. Kimse masa bari. Ablam bak, yıpratma kendini ha. Kız sevi, koş limonata getir ablama. Bana iyi geldi. Ablama da iyi gelir. Başka bir yerden yemek falan mı söylesek ya? Bu saatten sonra kimden ne isteyeceksin? Gelin benimle. Ne oluyor abi? Aslanım. Sen git karınla ilgilen, tamam mı? Akşam her şey, yemekler hazır. Haydi rapı, haydi. Fırat. Ne oldu? Nereye gideyim? Fırat, nereye? Fırat. Rapı. Ya Fırat. Ya, kızım. Kızım. Almaktan perişan oldum. Ya, dur Sena. Tamam. Sen bizim işler. Sen gel biraz böyle. Murat'ı kaynana çürür. Başka bir şey değil. Sena. Ne oluyor abicim? Aç şu kapıyı da konuşalım. Hadi. Yok abi. Kaderimizde yokmuş. Ne yapalım? Ya bunun kaderle ne ilgisi var? İnadı bırakıp şuradan çıkarsan birazdan evlenmiş olacaksınız. Bak bütün mahalleli toplandı. Herkes söylenmeye başladı ha. Önce kayınvalidem annemden özür dilesin. Kızım sana ne annenlerin kavgasından? Siz kendinize bakın. Sen bu adamı sevmiyor musun? Seviyorum da. O ayrı. Ne demek o ayrı? Hiç de ayrı değil. Aşk bu. Birilerinin sözü yüzünden bitmez, bitemez. Ha bitiyorsa da o da aşk değildir. Ne çabuk acıyorsunuz insanları be? Ne çabuk bıraktın hemen bu çocuğun elini? Abi tamam. Çünkü niye? Kaçmak kolay. Abi gel. Ya bırak. Bu kadar insan gelmiş, hazırlıklar yapılmış, toplanılmış. Bırak. Bu adam evleneceğim diye bir sürü hayal kurmuş. Ama ne önemi var? Çünkü niye? Sena Hanım'ın sinirleri bozuldu. Düğün iptal. Ya öyle deme Sena Hanım'ı Fırat abi ya. Ne diyeyim kızım o zaman? E, tamam gözünü seveyim abi ya. Fırat bir sakin ol istersen ha. Sena, Sena, sen beni tanımazsın ama ben seni anladım. Belli ki canını sıkmışlar. Eminim haklısın da. Çok üzdüler beni. Ama sen de şimdi nişanlını üzüyorsun. Bak, bugün bu düğün olmazsa ertesi gün kimseye hiçbir şey olmayacak. Ama siz ikiniz çok üzüleceksiniz. Bazen bir şeye baktığımızda öyle takılırız ki etraftaki diğer hiçbir şeyi görmeyiz. Sen de şimdi öfkene bakıp aşkını göremiyorsun. Ama ben görüyorum. Yani burada seni aşkla bekleyen genç bir adam görüyorum. Eminim sen de onu çok seviyorsun. E hadi gel, yazık olmasın ikinize de ha? Hadi gecikmeyin daha fazla. Ama önce bir yüzünü toparlayalım gel. Tamam. Siz Sena Çakır, Aydın Aslı'nı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Bravo. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Bravo.
Ben de bildiğimizin bana verdiği ilkeye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Lan patla! Lan vursana! Gittiniz Arap Bayit'ten aldınız malı. Yürü be oğlum.